Kardeş ülke Azerbaycan depremin ardından yardıma koşan ilk ülke oldu. Sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Bulvarı içinde Azerbaycan hükümeti harekete geçti. Bulvarın altyapı çalışmalarını ve 1000 konut işte Azerbaycan tarafından yapılacak. Bayramın hemen ardından Cumhurbaşkanı Aliyev de o konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'a gelecek. Biz de şimdi Kahramanmaraş'a gidelim. Levent Nacar muhabir arkadaşımız Kahramanmaraş'ta. Ondan alalım bu kardeş dayanışmasının ayrıntılarını. Evet Coşkun Özen, şu an Kahramanmaraş'ın merkezinde hemen stadyuma yakın Evrar sitesinin olduğu alandayım. Artık burada büyük bir boşluk var. Çünkü en çok yıkımın olduğu yerlerden biriydi. Buradaki evlerin çoğu yıkılmıştı. Hemen sol tarafımızda Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı yer alıyor ki iki merkez şey. Biri kardeş şehir Trabzon Caddesi, diğeri Azerbaycan Bulvarı. Şimdi kardeş ülke Azerbaycan, dost ülke Azerbaycan dedi ki biz yanınızda olacağız. Yaraları birlikte saracağız. Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı'nda 1000 konut yapacağız. Altyapısını da birlikte yapacağız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bayramdan sonra Kahramanmaraş'ta olacak temel atma töreni dedi. Doktor Reşat Memedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Kahramanmaraş'taydı ve şu sözleri söyledi birkaç gün önce. Dedi ki üzülmeyin, kötü günün dedi ömrü az olur. İnşallah gelecek bayram, yani bir yıl sonraki Ramazan bayramında herkes kendi öz evinde, kendi öz yurdunda olur. Öz ocağının başında kaynayan kazanların yanında öz balalarını sever. Biz buna destek vereceğiz dedi. Biliyorsunuz Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millet, zaten kardeş. Siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler en üst düzeyde. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de TOG'u ilk kullanan liderlerden biri. Zaten daha önce Karabağ Savaşı'nda olsun birçok yerde de Türkiye desteğini göstermişti. Geçtiğimiz günlerde dediğimiz gibi Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Doktor Reşat Memedov, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Adil Aliyev ve Azerbaycan halk sanatçı Azerin buradaydı. Hatta Azerin dedi ki eğer bu deprem olmasaydı ben 6 Şubat'ta gelip Kahramanmaraş'ta konser verecektim. Elbette çok üzgünüm. Önce şu yaralarımızı saralım. Önce bir ayağa kalkalım. Ondan sonra yine konseri veririm. Ama burada olmaktan çok mutluyum dedi. İşte dediğim gibi Azerbaycan dost ve kardeş ülke Kahramanmaraş'ta 1000 konut inşa edecek. Altyapısını kuracaklar. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de bayram sonrasında Kahramanmaraş'ta olacak. Kahramanmaraş'ta bu tür yıkılan konutların enkazının %90'ı kaldırıldı. Yani depremle birlikte yıkılanların enkazı kaldırıldı. Çok az bir kısım kaldı. Bayramdan sonra tamamlanacak. Ağır hasarlı binalar var. Onların da yıkım çalışmaları, kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Sonra onların da enkazı kaldırılacak. Ama Türkiye'nin İstiklal madalyalı kenti, kahraman kenti Kahramanmaraş yaralarını saracak. Çünkü çarşı pazarlar açık, herkes burada. Maraşlılar da memleketine dönmeye başladı. Yani enseyi karartmak yok, yola devam. Evet, Nacar'dan aldık bilgileri. Sevgili seyirciler, işte Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı, Azerbaycan Devleti tarafından altyapısıyla yeniden ihya edilecek. 1000 konutun temeli atılacak. Bayramdan sonra da Cumhurbaşkanı Aliyev'in işte bu temel atma töreni için Kahramanmaraş'a gelmesi bekleniyor.